Merhaba arkadaşlar, benim ismim Uğur, Türkçe öğretmeniyim. Bu zorlu günlerde, bu karantina sürecinde biliyorum hepimiz eve kapandık. Özellikle TYT hazırlık sürecindeki öğrenciler oldukça sıkıntı çekiyorlar. Ben de bu süreçte ne yapabilirim diye bir düşündükten sonra basit bir webcam, amatör bir mikrofon ile emektar laptopum ile arkadaşlar sizlere ulaşmaya çalıştım. Burada temel amacım tabii ki dersine girdiğim öğrencilere ulaşabilmekti. Ama tabii videoları YouTube'a ekledikten sonra da bir şekilde herkese açık hale gelecek bu videolar. Temel amacımız arkadaşlar konuları bitirmiş öğrencilerin soru çözerek biraz daha kendilerini geliştirmesini sağlamaktır. Konu anlatım için arkadaşlar şu anda yeterli ekipman açıkçası elimizde olmadığı için ev şartlarında bunu tekrar ediyorum. Burası önemli çünkü arkadaşlar. Hani bazen seslerde atlama olabilir, bazen cızırtı olabilir, bazen evin içinden çocuk sesi gelebilir. Şu anda evdeyiz. Ev şartlarında yapılabileceğin en iyisini yapmaya çalıştık. Zor zamanlarda ne yapacağınızı bilmiyorsanız en iyi bildiğiniz şeyi yapın demişler. Benim de en iyi bildiğim şey soru çözmek. Öğrencilere faydalı olmak olduğunu düşündüğümüz için böyle bir uygulama başlattık. Evet, ben şu anda arkadaşlar sizlerle beraber Z kitapları kullanacağım. Bu Z kitaplar akıl tahtalarda çalışan, okullarda kullandığımız bir teknoloji. Son zamanlarda bizi oldukça rahatlatan, oldukça güzel, kaliteli bir görüntüsü de var arkadaşlar. Grafikleri de gayet güzel. Ben neyi kullanacağım sizinle şimdi? Bilgisayar malının, şurada görüyorsunuz. Bilgisayar malının arkadaşlar 2019-2020 yılında TYT hazırlık için kullandığı dil bilgisi soru bankasını kullanacağız. Bu kitabı oldukça beğeniyorum. İlk konumuz her zaman olduğu gibi klasik arkadaşlar. Anlam bilgisinden başlamayacağız. Biraz hızlı hareket etmek için ilk videolarda da çok böyle sıkıcı olmaması adına arkadaşlar ses bilgisinden başlayacağız. Hemen hepimizin yakından bildiği bir konu. İsterseniz direkt sorulara geçelim arkadaşlar. Evet, şu şekilde ayarladığım zaman soru önümüze gelecek sevgili arkadaşlar. Bu arada bir bilgisayar ekranına yazı yazılacak akıllı bir kalem var. Grafik tablet var arkadaşlar. Onların da siparişlerini verdik, gelecek ama dediğim gibi ev şartlarında bakalım neler yapabileceğiz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmakla mükellef olduğumuzu hatırlayarak başlayalım. Ses bilgisi. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün büyük ünlü uyumuna uymayış sebebi diğerlerinden farklıdır? Şimdi bir bakalım. Büyük ünlü uyumuna neden uymaz? Büyük ünlü uyumu neydi arkadaşlar? Kalınlık ve incelik uyumuydu. Birinci kelimemiz ararken arkadaşlar gil, ki, ken, yor, taş, lehin, imtırak 7 tane ekimiz vardı. Bu ekle alakalı bakın. Sabah, lehin yeniden ekle alakalı. Yanında ki arkadaşlar bakın ne demiştik? Gil, ki, ken, yor, taş, lehin yine eklerle alakalı. Yor yine eklerle alakalı. Ama arkadaşlar sevda kelimesine baktığınız zaman sevda kelimesi arkadaşlar siyah simsiyah manasında bir kelimedir. Sevmekle alakası yoktur. Onun yapı bilgisi geldiğinde belki aktarırım size ama şimdilik de kulağınızda olsun. Sevda kelimesi bakın kelimenin kendisi orijinalinde ince ve kalın sesleri bir arada barındırdığı için bu büyük ünlü uyumuna uymaz. Buradaki hiçbir kelime uymuyor ama 1, 2, 4 ve 5 eklerden dolayı uymazken 3. kelime eklerle alakalı değil, sözcüğün kendisi büyük ünlü uyumuna tek başına aykırı arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 2. Aşağıdaki dizelerden hangisi ünlü düşmesi, hece düşmesi yani örneği yoktur arkadaşlar. Bu arada her ses düşmesini hece düşmesi olarak değerlendirmeyin lütfen. Ses düşmesi dediğinde ünsüz de aklınıza gelsin. Ama hece düşmesi dediğinde sadece ünlü düşmesi aklınıza gelebilir. Neden? Çünkü ünlüler Türkçe'de tek başına hece olarak değerlendirilebilirler. Hece düşmesinin örneği yoktur. Ormanlar koynunda, bakın burada koyun değil mi arkadaşlar? Kucak koyun şeklinde. Ormanlar koynunda bir serin dere, yüce dağ başında siyah tül vardır. Sıcacık yürekler bilirim sevgiden ısınan ve tasasız hüzünlere örtük kapılar. Şu şıkkımız bir dursun arkadaşlar. Şimdi diyorum, şimdi yaşayalım.
Asla sırası değil ayrılığın. Evet, şu kelimenin altını çizelim. Bu kelimenin kökü arkadaşlar ayırmaktan, ayrı, ayrıdan, ayrılık şekline dönüşmüştür. Vakti geldi derken arkadaşlar kelimemiz vakit. Yalnız kelimesi de biliyoruz yalından gelir değil mi arkadaşlar? O zaman şu şık kelimemize, şu B şıkkına baktığımızda sıcacık dediğimizde burada bir K'nin düştüğünü biliyoruz. Ama o bize ne diyor arkadaşlar? Hece düşmesi diyor. Yani ünlü düşmesini soruyor. Ses düşmesi demiş olsaydı cevap veremezdik buna. Ama ünlü düşmesi dediği için ünsüzü almayacağız arkadaşlar. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinde yapılan açıklama ile karşısında verilen örnek uyumlu değildir? Sözcüğün çekimlenmesi sırasında, bakın şurayı bir işaretleyelim arkadaşlar. Farklı bir renk alalım elimize. Çekimlenmesi sırasında diyor bakın. Yani yapım eki olmaması lazım. İsim çekim ekleri, iyelik eki olabilir, hal ekleri olabilir, ek eylem olabilir, tamlayan eki olabilir. Ama yapım eki olmaması lazım. Örneğimize bakalım. Duygular, aklın. Evet, şimdi kalemimizi elimize aldık. Aklın dediğimiz zaman arkadaşlar, akıl, aklın denetimi bakın. Burada bir isim tamlaması var. Aklın denetimi. In burada tamlayan eki olduğu için, yapım eki olmadığı için, çekim eki olduğu için, çekimlenme sırasındaki ı'nın düşmesi, akıl. Bu doğru arkadaşlar. Sözcüğün türetilmesi. İşte beklediğimiz geldi. Zaten çekimi sorduysa ister istemez türemeyi de sormak zorunda bize. Türetilmesi esnasında ünlü düşmesi gerçekleşebilir. Evet bakalım şimdi. Çevre sorunlarından bahsediyor. Bu kelimenin kökü neydi arkadaşlar? Çevirmek. Çevirmekten şurada bir i var düştü. Çevirmekten çevre. Burada da bir yapım eki mevcut. Hocam A ile B'nin ne farkı var? Arkadaşlar A'da çekim eki var. Aklın çekimlenme diyor. Doğru. B'de yapım eki var. Çevirmek fiil, çevre fiilden isim yapım eki. Söyledikleri doğru. Birleşik kelime oluşturulurken aşınma. Şimdi bakalım. Evet. Bu arada bu kitap arkadaşlar seviyesi biraz yüksek bir kitaptır. Lütfen bunu bilerek hareket edin. Soruları ona göre takip edin. Piyasadaki en zor kitap diyebiliriz yani buna. En detaylı kitap diyebiliriz. Yüzeysel değil arkadaşlar. Belli bir seviyeyi aşmış öğrenciler için daha faydalıdır. Birleşik kelime oluştururken aşınma şeklinde. Şimdi aşınma dediğimiz arkadaşlar iki ünlü Türkçe'de yan yana gelmez. Ne ve asıl birleştireceğiniz zaman bir tanesi düşmek zorunda. Biz buna aşınma diyoruz. Mesela cuma, ertesi, sütlü, aş gibi arkadaşlar. Bakalım şimdi örneğini görelim onun. Neyi anlatacağını bilmek kadar, evet bakın söylediğimiz örnek çıktı. Nasıl şeklinde. Ne asıl? Nasıl? Burada bir ne kelimesi, bir asıl kelimesi var. İki ünlü karşı karşıya geldiğinde Türkçe'de, Türkçenin kuralı neydi? Türkçe'de iki ünlü yan yana gelemez. İki ünlü yan yana gelemeyeceğine göre birinin düşmesi lazım. Burada ünlü aşınması denir ve gayet buradaki örnek doğru. Devam edelim. Bir sözcükte birden fazla ses olayı gerçekleşebilir. Bir bakalım birden fazla. O birden fazla ses olayı yanılmıyorsam şurada olacak. Kaybolduğu kelimesine baktığımız zaman bir ı'nın düştüğünü görüyoruz. Kayıp, kayıptaki ı düştü, ünlü düşmesi. Kayıp kelimesindeki p'nin yumuşadığını görüyoruz. Kaybolduğu derken bakın dıktik burada da yine bir yumuşama var. 1, 2, 3 tane ses olayı var. I düştü, ses düşmesi. 2 tane de yumuşama söz konusu. Bir sözcükte hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesi meydana gelebilir. Şimdi hem ünlü düşmesi hem ünsüz benzeşmesi ama nerede? Bir sözcükte olacak. Aynı sözcükte. Bazen bir ayrıntının, arkadaşlar şuradaki ünlü düşmesini gördük mü? Ayrıntının size bıraktım. Ayrıntı, evet. Ayırmak değil mi arkadaşlar? Ayırmaktan ayrıntı. Ünlü düşmesi var, tamam. Peki benzeşme var mı? Hani fıstıkçı şahap kuralı var mı? Öyle bir kural burada göremiyoruz arkadaşlar. Cevap Edirne. Aşağıdaki sözcüklerden
Hangisi? Küçük ses uyumuna aykırı değildir. Küçük ünlü uyumu, evet, çok bazı kitaplarda yer almaz. ÖSYM'nin bununla ilgili soru sormadığı bilinir. O şekilde bir algı vardır arkadaşlar. Küçük ünlü uyumu nedir? Çok kafanızı karıştırmayın. Ne yapacaksınız? A'dan sonra U gelmeyecek. O, Ö ilk hece dışında bulunmayacak. Bakalım. Ne demiştim? A'dan sonra U gelmeyecek. A'dan sonra U gelmiş. At. Ne olmuş arkadaşlar? Bir bakalım. A'dan sonra yine bakın görüyor musunuz? O gelmiş, U gelmiş. Olmaması lazım. Bu zaten büyük ünlü uyumuna uymuyor. İ'den sonra O gelmiş. Yani inceden sonra kalın gelmiş. Bir kelime büyük ünlü uyumuna uymuyorsa küçük ünlü uyumuna da bakamayız arkadaşlar. Zaten o yüzden bunun adı büyük ünlü uyumudur. Şimdi bir de şuraya bakalım. Ne demiştik? O ilk hece dışında bulunmayacak. Bakın ilk hecede bir tane var ama bir de sona doğru gitmiş. Bu da bozdu. Şimdi buraya bakalım. İlk hece dışında O, Ö bulunmayacaktı. Evet, ilk hecenin dışında yok. Geri kalanlara bakıyoruz arkadaşlar. A'dan sonra bir U gelme durumu yok. Cevap Adana diyelim. Küçük ünlü uyumunu fazla detaylandırmadan devam edelim. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu tarz sorularda arkadaşlar önce şıklara bakıp sonra yukarıya çıkmamız daha mantıklı. Bunlar referanslı sorular diyoruz. Referans veriyor zaten yukarı, dipnot gibi. Bir ve ikinci sözcükte ünlü değişmesi gerçekleşmiştir. Ünlü değişmesi dediğimiz zaman arkadaşlar ünlü değişmesi ben bana, sen sana, kökte ünlü değişimi, kalınlaşma, gerileyici ses benzeşmesi şeklinde adlandırılabilir. Farklı adları var. Ama daha çok kökte ünlü değişimi şeklinde çıkar bu karşımıza. Bu kelimenin kökü ne? Sen, sana olmuş. Bu ne? Ben, bana olmuş. Bakın buradaki e'ler a'ya dönüşmüş. Ünlü değişmesi e, a'ya dönüştüğüne göre ünlüler değişmiş. Bu doğru. Üçüncü sözcükte ünlü daralması olmuştur. Şimdi bu ünlü daralması meselesini bir açmaya çalışalım. Acıların zırhını giymişiz ki anılar yakıyor ışığını beynimin. Şimdi yakıyor kelimesini aldığınızda arkadaşlar your ilkini kaldırıp your kısmını kaldırıp atın bakalım. Yakmak diye bir fiil var mı? Var. A'ya ihtiyacınız var mı? Yok. Peki silelim. Başka bir yerden anlatalım. Yakamak diye bir fiil var mı? Normalde siz bunu yakayor, yapayor, geleyor diye söylerseniz alıştığınız gibi yanlış yaparsınız arkadaşlar. Yakamak diye bir fiil var mı Türkçe'de? Yok. Yöreki neyi daraltabilir? AE'yi. AE'nin önce bulunması lazım. Bir daha soruyorum. Yakamak diye fiil var mı? Yok. Demek ki bu yakmak fiili arkadaşlar. Yakmak fiil olduğuna göre buradaki I'yi ne yapacaksınız? Neye sayacaksınız? Buradaki I'yi ünlü türemesine sayacaksınız. Dolayısıyla burada ünlü daralması olmuştur diyor. Yanlış söylüyor. Devam edelim. Beynimin dediğimiz zaman hece düşmesi beyin kelimesinden gelmiştir arkadaşlar. Bu arada yazıları mouse'la yazıyorum. O dediğim grafik tablet arkadaşlar bir süre sonra elime geçecek. Şimdilik bu şekilde idare edeceğiz. Beşinci sözcükte geniş ünlü daralmıştır. Bakalım işte şimdi ünlü daralması diye söylediği bakın ne güzel anlatıyor. Geniş ünlü daralmıştır. Ünlü daralması vardır demek zorunda değil. Türkçe'de bir şeyi tarif edebilmenin birden fazla yolu var arkadaşlar. Esniyor kelimesine bir bakalım. Türkçe'de esin diye, esin diye yani ESN'den meydana gelmiş bir arkadaşlar. Fiil var mı? Yok. Bu fiil hangisi peki? Burada hangi fiil var? Bu adam esniyor dediğimizde hangi işi yapıyor? Esnemek işini yapıyor bakın. Esnemek işini yaptığına göre burada demek ki bir E var. Yörekini kaldırıp attığınızda burada esin diye bir kelime kalmaz. Esnemek diye bir kelime kalır. Dolayısıyla da burada bir daralma vardır. Bakın geniş ünlü, geniş ünlü dediği e neye dönüşmüş? İ'ye dönüşmüş, daralmıştır. Bu doğru. Altıncı sözcükte ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Sararan kelimesinin kökü ne? Sarmak olmaz, değil mi arkadaşlar? Bu bir renk. Bakın bir dakika, bakın bir bak buraya. Bu renk. Moraran, kızaran, yeşeren, sararan. Sararmak dediğimizde bir renk olduğuna göre hangi kelime var burada? Sarı kelimesi var. Dolayısıyla burada bir ı düşmüştür arkadaşlar. Bu da
Doğru. Demek ki cevabımız Bursa olarak kalacak. Yakıyor kelimesinde daralma yok. Ne var? Ünlü türemesi var. Soru 6. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur diyor arkadaşlar. Evet, ünlü daralması. Yeniden ne yapacaktık? Fiilimizde AE var mı diye bakacaktık öncelikle. Şimdi ay doğacak, battı diye. Evet. Ünlü daralmasında arkadaşlar uyanık olacaksınız. Öncelikle bu diye kelimesi var mı? Yiyecek var mı? Tamam, bunlar çok önemli. Niye kelimesi var mı? Hani diye, niye ve yiyecek kelimeleri. Bunlara bir dikkat edin. Bunlar çünkü kaynaştırmayla daralan 3 tane bizim istisna kelimemiz. Evet, burada var. Demek fiilinden geliyor diye. Bir zarf fiildir. Çaldığım kapılar, bakın niye? Evet, ne kelimesiyle alakalıdır? Ne'ye, niye şeklinde dönüştürmüştür. Keder yiyerek büyüdüm ben derken arkadaşlar, yemek fiilinden gelmektedir. Dalıma konmuyor. Şimdi bakalım bu fiili bir elimize alalım. Buradaki konuyor, konmuyor değil mi? Arkadaşlar bizim olumsuzluk ekimiz, fiilden fiil yapan olumsuzluk ekimiz nedir? Mu mudur? Ma mıdır? Mame değil mi? Gel, gelme, yap, yapma. Evet, buradaki ma neye dönüşmüş? U'ya dönüşmüş. A geniş bir ses, U dar bir sestir. Burada da bir daralma söz konusu. Şimdi bakın son kısma gidelim. Cevap Edirne çıkacak. Bilge sular birikiyor. Şimdi Türkçe'de birikmek diye mi bir fiil var? Birikemek diye mi bir fiil var? Yani bu fiilin sonunda e var mı arkadaşlar? Tek başına söylediğinizde yok. Ama siz şöyle yaparsanız geleyor, yapayor, bulayor, birikeyordan birikiyor olmaz mı hocam? Olmaz arkadaşlar. Çünkü birikemek diye bir fiil söz konusu değil elimizde. O yüzden burada birikmek fiili olduğu için bu i'yi biz neye sayacağız? Ünlü türemesine sayacağız. Çünkü birikmek ve yor ekleri yan yana gelemeyeceği için araya bir yardımcı ünlü girme ihtiyacı doğacak. Buradaki silelim gösterelim bir daha. Buradaki i sesi ünlü daralması değil. Nedir? Ünlü türemesidir arkadaşlar. Cevap Edirne. Burada bir daralma söz konusu değil. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrak içerisinde verilen terimin örneği yoktur? Ayrak içerisinde verilen bir terim. Ayrak parantezin içindeki. Ünlü daralmasından bahsediyor. İşaretleyiciyi almak istiyorum. Ünlü daralması. Ünlü daralmasını biraz önce, bakın bu kitabın en sevdiğim özelliklerinden birisi bu. Bir önceki soruda kafa yorduğunuz şeyi, oturtturduğunuz şeyi hemen ikincisinde, hemen arkasından yeniden size soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla konuyu daha böyle pekiştirmiş oluyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, ciddi manada konu eksiğiniz varsa önce konulara çalışmalısınız arkadaşlar. Çünkü ben bu videoları konularını bitirdiğim öğrenciler için daha çok hazırladım onlara ulaşabilmek adına. Sizlere de tavsiyem, şu anda izliyorsanız önce bir konu anlatım izleyin, ondan sonra soru çözün. Çünkü ben neden hocam sizden konu anlatmadınız, konu anlatım videosu yapmadınız? Bir, elimde yeteri kadar ekipman yok arkadaşlar. O biraz daha profesyonel bir iş. Kamera lazım, işte mikrofon lazım. Şu anda bilgisayarımla ekran yakalama programlarıyla bunu yapabiliyorum. İkincisi, o biraz daha vakit alacak bir şey. Ama bizim işte bu karantina sürecinde biraz daha evde kalarak neler yapabiliriz aslında göstermek de istiyoruz. Ve bir de şu var tabii ki, ben yıllardır bu işi yaptığım için öğrencilerden sık sık şunu duyardım benim. Hocam konuları biliyoruz ama soru çözemiyoruz. Hocam sorulara uyarlayamıyoruz. İşte ben de bu sıkıntıları şöyle bir kafamda toparlayıp ne yapabilirim dedim. Başlayalım, soru çözelim. Videoları da çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Genellikle onar soru olmasına dikkat edeceğim. Belki ilerleyen zamanlarda çoğaltabiliriz. Evet, ayet içerisinde verilen terimin örneği yoktur diyordu. Ünlü daralmasından bahsetti. Şimdi bakalım ünlü daralması. Gözümü kapatıyorum. Görüyorum sedyeden kan damlıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Kapatıyorum kelimesini söyleyin bana fiili. Kapatamak değil değil mi? Kapatmak. Ha, buradaki ı o zaman ünlü türemesi. Güzel. Görüyorum dediğimde göremek mi görmek mi? Görmek. Ü burada ünlü türemesi. Yine güzel.
Şimdi devam edelim. Bırakmayalım sorunun peşini. Sedyeden kan damlıyor. Arkadaşlar damlamak mı? Damlamak mı? Damlamak. Evet. Dolayısıyla burada bir A var. İşte daralmamız tam da burada arkadaşlar. Bunlarda daralma yok. Bunlarda ünlü türemesi var. Evet, söylediği konuda haklı. Ünlü daralması var diyordu. Var. Ulama budur işte şeklinde arkadaşlar. Yani ünsüzle bitip ünlüyle başlama işi ulama. En çok bildiğiniz. Ünlü düşmesi. Evet. Hece düşmesi de diyebilirdi burada. Çünkü ünlülerimiz hecedir. Ben karlı dağlar geçilmez yollar geçmişim. Benimsin sen. Elbet benim. Bir dursun bakalım şu. Dudak ünsüzü uyumu. Dudak ünsüzü uyumu dediği ne arkadaşlar? Şimdi değişik kelimeler kullanıyor bakın. Dudak ünsüzü uyumu diyebilirdi. Ön dudak ünsüzlerinin benzeşmesi diyebilirdi. NB çatışması diyebilirdi. N, Nide, Muğla. NM değişimi diyebilirdi. Nazallaşma diyebilirdi arkadaşlar. Bakın bunlar değişik adlarıdır bunun. Bildiğiniz o NM değişimi, NB çatışması arkadaşlar. Bu nedir? Dudak ünsüzü. Şimdi neden dudak ünsüzü diyor? B dudak ünsüzü, M dudak ünsüzü. O kelime de burada hemen arkadaşlar. Sümbül şeklinde. Bu Farsça'da normalde sümbüldür. Bize sümbül şekline dönüşmüştür. Büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırılık. Büyük ünlü uyumuna aykırı olacakmış. Küçük ünlü uyumuna aykırı olacakmış. Ceylan kelimesine baktım arkadaşlar. Ceylan kelimesine baktım. Büyük ünlü uyumuna aykırı. Çünkü E incedir. E'den sonra A gelmiş. Küçük ünlü uyumu ile ilgili baştaki sorularda ne söylemiştim? Küçük ünlü uyumunu çok kafamıza takmayacağız. Neydi? A'dan sonra U gelmeyecek. Bakıyorum A'dan sonra U gelmiş. İşte bozuk arkadaşlar. Bu da küçük ünlü uyumunu bozan kısım şurası. Büyük ünlü uyumunu bozan kısım burası. Şimdi burada ünlü düşmesi var diyordu. Alın alnım gibi hatırlayın arkadaşlar. Yalın yalnız gibi hatırlayın. Bakıyorum burada ben karlı dağlar geçilmez yollar geçmişim. Benimsin sen elbet benim. Burada herhangi bir şekilde ünlü düşmesi yok arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Evet. Bu ikili dizede kaç yerde ulama yapılabilir? Ulama neydi? Ünsüzle bitecek, ünlüyle başlayacak. Tarık Akan gibi değil mi arkadaşlar? Rahmetli. İşte Sezen Aksu gibi çok sevdiğimiz pop müzik sanatçısı. Ünsüzle bitecek. Al ömrümü. Ünsüzle bitip ünlüyle başladı. Bir. Koy ömrünün. Güzel. Üstüne. N'den sonra Ü. Arada virgül olmayacak ama tabi ona çok dikkat edelim. Arada noktalama işareti olmaması lazım. Senden gelsin ölüm. Ünsüzle bitip ünlüyle başladı. Başım üstüne. Kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Bu arada çok güzel bir parçadır. Al ömrünü, koy ömrünün üstüne. 9. soru. Numaralanmış ses olaylarından hangileri bulunmaktadır diyor. Sadece altı çizili yerde yalnız. Dikkat edin arkadaşlar. Yani diğer tarafa bakmayın. Altı çizili bölümden soruyor. Ünlü düşmesi. Şimdi oynadığınız dediğimiz zaman arkadaşlar şurada bir U mevcut. Çünkü oyun kelimesinden geliyor. Evet, mouse'la ancak bu kadar U yapabiliyorum. Ünlü düşmesi var. Bunu alacağım. Bu bir. Ünsüz yumuşaması. Oynadığımız, bakın dık dik sıfat fiil eki. Sıfat fiil eklerinin en sinsi olanı dık diktir. Hani şu an asıl mezar dik edecekmişteki en sinsi olanı bu dık dik. Neden? Çünkü yumuşar. Oynadığımız, tamam. Bunu da bulduk. Ünsüz sertleşmesi diyor arkadaşlar. Fıstıkçı Şahap, hani gitti, aşçı, baktığımız zaman oynadığımız oyunlar göremiyoruz. Bu yok arkadaşlar. Ünlü değişmesi, ben bana, sen sana şeklinde ya da daralma. Daralma da bir ünlü değişimdir sonuçta. Bakıyorum, oynadığımız oyunlar yok arkadaşlar. Ulama var mı? Evet, ünsüzle bitip ünlüyle. Bakın biraz önce söylediğim şeye lütfen dikkat edin. Bu kitabın özelliği bu arkadaşlar. Biraz önce ulamayla ilgili soru sordu. Hemen arkasında ulamayı yeniden gönderdi size. Bu çalışma benim çok hoşuma giden bir çalışma o yüzden. 1, 2 ve 5 hangi şıkta var arkadaşlar? Evet. Cevabımız Bursa. Evet.
Bugün için son soru, 10 numaralı soru. Günde 10 soru çözmeyi hedef koyuyorum. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır? 1. Referanslı soru demiştim. Referanslı sorularda önce şıkkı okuyup sonra yukarı çıkacağız. Birinci sözcük yapım eki alırken neydi yani? Türeme esnasında bakın. Yapım eki alırken türeme olacak. Her ünlü düşmesini kabul edemezsiniz burada. Yapım eki alırken ün düşmesine uğramıştır. Hemen bir bakalım kelimemize. İlerleyen. Kelimenin kökü ne? İleri. İleri kelimesinden ne oldu? İleri lemek şeklinde oldu. Evet. Künde yapım eki alırken ün düşmesi meydana geldi. Gayet doğru. Eğer buraya arkadaşlar alnım deseydi, beynim deseydi bunu kabul edemezdiniz. Hocam ama ün düşmesi var. Ün düşmesi var ama onun söylediği kanuna göre ünlü düşmesi yok. O ne diyor? Türeme esnasında diyor. Siz çekim ekini söylüyorsunuz. Aynı şey değil. İkinci sözcükte fiil kökünden isim türetilirken, bakın o fiil kökünden isim türetilirken bu sefer daha spesifik, daha özel, daha böyle hassas bir şey söyledi bize. Ne dedi? Fiil kökünden bakalım. Kurak kelimesinin kökü ne arkadaşlar? Bu şıkkımız bir dursun burada. Kurak kelimesinin kökünü bir düşünün lütfen. Kurak kelimesi kuru kelimesinden geliyor. Kurudan kuru ak oluyor. Ama fiil mi olup olmadığını tartışacağız. Bir devam edelim, buraya döneceğiz. Üçüncü sözcük çekimlenme sırasında ünlü kaybına. Çekimlenme sırasında diyor. Mevsim kelimesinde herhangi bir şey var mı? Yok. Mevsimlerin dediğimiz zaman herhangi bir şey var mı? Yok, hiçbir şey düşmedi. Buna da bir işaret koyalım. Dördüncü sözcükte ünsüz yumuşaması ve kaynaştırma bulunmaktadır. Evet, toprak kelimesinde K'den yumuşak G'ye dönüşmüş. Yumuşamayı gördük. Toprağına dediğimiz zaman da arkadaşlar buradaki N kaynaştırma harfi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da doğru. Şu anda A ve D şıklarını kesinlikle eledik. B ve C'de endişelerimiz var. Beşinci sözcükte ünlü düşmesi ve daralma meydana gelmiştir. Evet, çok sık çıkan bir kelime. Güzel bir kelime arkadaşlar. Benziyordu kelimemiz ne? Kökü ne bunun arkadaşlar? Evet. Beniz. Deriz ya hani beti benzi attı deriz değil mi? Beni görünce korkudan beti benzi attı. O beniz işte arkadaşlar. Beniz kelimesinden ne olmuş? Benizemek kelimesine dönüşüyor öncelikle. Böyledir. Orijinali böyle. Benzemek. Benizden benzemek oldu. Yapım ekini aldık. Sonra bu yapım ekini ne yapıyorsunuz? Daraltıyorsunuz. Benzeyordu değil, benziyordu şeklinde olacak arkadaşlar. Bu da kesinlikle ve kesinlikle doğru. Şimdi fiil kökünden isim türetilirken ünü düşmesi meydana gelmiştir. Bakalım bir kurumak kelimesinden ne oldu arkadaşlar? Kuru, ak şeklinde kurak, sulu, ak, sulak, kuru, ak, kurak. Bu iki kelimeye lütfen dikkat edin. Sulak ve kurak kelimelerinde ün düşmeleri vardır. Lütfen bunları yazın bir yere. Sulu ak, kuru ak arkadaşlar. Unutmayınız bu kelimeler önemli kelimeler. Üçüncü sözcük çekimlenme sırasında ünlü kaybına uğramıştır diyordu. Ben burada hiçbir ünlü kaybı görmüyorum. Mevsim kelimesi zaten kelimenin orijinali. Ler çekim eki. İn arkadaşlar tamlayan eki. Herhangi bir düşme yok. Dolayısıyla burada cevap Ceyhan o uğramıştır diyor. Biz uğramadığını gördük. Bir sonraki videom yine ses bilgisiyle ilgili olacak. Ses bilgisini iki şekilde, iki videoyla, yazım kurallarını 3-4 videoyla devam ettirmeye çalışacağım. Başarılar.